Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Şerife Dilek, epoksi ve seramik ürünlerini satarak ticarete atıldı. Hayalini kurduğu işi gerçeğe dönüştüren Dilek, şimdilerde talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Şerife Dilek, hayali olan ticaret isteğini gerçeğe çevirdi. Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan ve seramik ile epoksi alanında ürünler ortaya çıkaran Şerife Dilek, yıllardır içinde ukde kalan ticaret hayalini gerçeğe yansıtarak yaptığı ürünleri satmaya başladı. İlk etapta yaptığı eserleri yakın çevresine hediye etmekle başlayan usta öğretici Dilek, güzel taleplerin gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden sayfa açarak yaptığı ürünleri sergiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı el sanatlarında usta öğreticilik yapmaya devam eden Dilek, boş vakitlerinde ise evde yaptığı ürünleri satıyor. Yoğun bir taleple karşılaşmasının ardından çalışmalarına daha sıkı sarılan Dilek, yaptığı ürünleri satarak bir yandan ticarete atılmanın gururunu yaşarken bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğu yaşıyor. Sakarya Üniversitesi Seramik Teknikerliği mezunu olduğunu belirten Şerife Dilek, "Yıllardır bu mesleğimi devam ettirmekteyim. Daha öncesinde halk eğitim merkezlerinde bu eğitimime başladım. Şu anda da halen mesleğimi devam ettiriyorum. Benim bir ticaret hayalim vardı. Tek isteğim ticaret yapmaktı ama evlendikten sonra eşimin mesleği gereği sürekli tayin olduğu için ticaret hayalimi gerçekleştiremedim." Bu sene herkesin bir ticaret ile uğraştığını görünce ben de sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdim. Evde yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkarmaya başladım. Hayalimi bu şekilde gerçekleştirme kararı aldım. Epoksi ürünler yapıyorum. Özellikle epoksi alanında çok fazla satış yapıyorum. Bulunduğum yerde epoksi ürünleri çok fazla yapan yok. Ben de yaptığım ürünleri hem internet üzerinden hem de kişisel olarak satıyorum. Hayalimin bir kısmını gerçekleştirdim ama benim bundan sonraki hayalim çok daha fazla bir kitleye ulaşmak ve insanların hayaline dokunmak. Hem para kazanıp hem de karşımdaki insanı mutlu edebilmek çok güzel bir şey. Burada aynı zamanda öğrenci yetiştiriyoruz. Hem işimi icra ediyorum hem de evimde yaptığım ürünleri satıyorum. Talepler çok güzel. Normalde insanlar ürünlere baktıklarında pahalı geliyor bana geldiklerinde ise piyasanın altında aldıklarını belirtiyorlar. Ben piyasa altında ürün sattığım için benden ürün alıp onlarda satmaya başlıyorlar. Evimde üretiyorum ürettiğim malzemelerimden, öğrencilerim de kendi karlarını ekleyip para kazanıyorlar. İnsan bir şeyi istiyorsa pes etmemeli. Bundan önceki yaşantımızda küçük yerlerde ve şehrin dışında yaşıyorduk bense, sabahlara kadar çalışıyordum ki yeni ürünler yapabileyim. Ben bugün bu işten para kazanıyorsam o günlerin ekmeğini yiyorum. Psikolojim bozulmasın diye yapıyordum ama o gün yaptığım deneyimler benim için çok büyük bir avantaj oldu ve ben kendimi geliştirdim dedi. Benim şu saatten sonraki hayalim nedir? Çok daha büyük çapta bir kitleye ulaşmak, sayfamı büyütmek. İnsanlarla birebir diyaloğa geçebilmek nedir bir satışta olan bazı ürünlerimiz evet var ama onun dışında ben insanların hayaline dokunmayı seviyorum. Benimle mesela internet üzerinden yazışıyorlar evet diyorlar sizin bu ürünleriniz var fakat ben böyle bir şey hayal ediyorum ya da benim elimde hatıra olan farklı ürünler var ben bunları hayata geçirmek ve ölümsüzleştirmek istiyorum. Ben bunları onlarla ortak çalışmalar yaparak hayallerine dokunuyorum. Benim için güzel bir şey, hem para kazanıp hem de karşımdaki insanı mutlu edebiliyor olmak çok güzel bir şey. Evet, öğrenci yetiştiriyoruz aynı zamanda. Hem de işimi icra ediyorum hem de aynı zamanda satış üzerine evimden de çalışıyoruz. Her çok güzel. Dediğim gibi normalde insanlar piyasa çıktıklarında bir şeye baktıklarında pahalı geliyor. Yani gerçekten günümüz koşullarını biliyorsunuz. Mağazalarına gittiklerinde pahalı geliyor. Bana geldiklerinde söyledikleri şey şu. Biz gerçekten piyasanın çok altından alıyoruz sizinle. Hatta şunu yapıyorlar, o çok güzel bir şey. Ben piyasa altında ürün sattığım için bana geliyorlar, ürün alıyorlar. Biz de para kazanmak istiyoruz diyorlar. Tamam diyorum. Benim ürünlerimi onlar satıyorlar. E, haliyle ne oluyor? E, ben ne oluyor? Toptancı gibi oluyorum bir nevi. Evimde üretiyorum. E, onlar için de aslında şey yapıyorum. E, diyelim ki örnek veriyorum, bir ürün üzerinden 10 lira kazanacaksam diyorum ki ben 8 lira kazanayım. Siz üzerine koyun, siz satın. Mesela bu şekilde para kazanan çok fazla öğrencim var. İnsan bir şey istiyorsa pes etmemeli. Yani sizin de söylediğiniz gibi, inanın ben daha önce görev yaptığımız yerler çok küçük yerlerdi. Nasıl diyeyim size? Şehrin dışında tek bir apartmanda oturuyorduk ve ben sabaha kadar çalışıyordum. Ya yani inanın sabaha kadar çalışıyordum yeni ürünler üretmek için. Ne oldu? Benim şu anda yaşadığım yer daha imkanları yüksek bir yer. Ben bugün o günlerin ekmeğini yiyorum. Psikolojimin bozulmaması için orada belki bazen hobi amaçlı yapıyordum. Bazen çevremdeki kursiyerlerimle yapıyordum ama o günkü yaptığım deneyimler bugün yaşadığım şehirde benim için çok büyük bir avantaj oldu. Ben kendimi geliştirdim.